65. sayfa yapalım. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Toplama işlemlerini yaparak bulduğumuz işlem sonuçları ile tahminlerimizi karşılaştıralım. 1. 348 artı 265. Bunları en yakın onluğa yuvarlayalım. 348'i en yakın onluğa yuvarlarsak 350 olur. 265'i en yakın onluğa yuvarlarsak 270 olur. 350 ile 270'i toplarsak 620 buluruz. Şimdi işlem sonucunu yapalım. 348 ile 265'i toplayalım. 8, 5 daha 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 4 ve 6'yı toplarsak 11 yapar. 11'in 1'i elde var 1. 1, 3 ve 2'yi toplarsak 6 yapar. Evet. Bulduğumuz sonuç 613. Tahminimiz 620. Fark ise 7'dir. 2. 364 artı 528 işlemi. Tahminimizi yapalım önce. 364'ü en yakın onluğa yuvarlarsak 360 olur. 528'i en yakın onluğa yuvarlarsak 530 olur. Bu ikisinin toplamı 890 yapar. İşlemin sonucunu bulalım. 364 ile 528'i toplayalım. 4, 8 daha 12 yapar. 12'nin ikisi elde var. 1. 6, 1 ve 2'yi topladığımızda 9 yapar. 3 ile 5'i topladığımızda da 8 yapar. Aradaki fark ise 2'dir. 68. sayfa yapalım. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapalım. İşlemleri yaparken kullandığımız yöntemleri noktalı yerlere yazalım. 45 artı 19. Şimdi burada sayıları parçalama yapalım. 45'i 44 artı 1 diye yazalım. 19 da 1'i topladığımızda 20 olur. 20 ile de 44'ü topladığımızda 64 buluruz. Evet, sayıları parçalama yöntemi kullandık. 65 artı 23. Burada basamaklarını ayırma yöntemi kullanalım. 65'te 6 tane onluk, 5 tane birlik. Burada 2 tane onluk, 3 tane birlik. Onlukları toplarsak 80 olur. Birlikleri toplarsak da 8 olur. Evet, basamaklarına ayırma yöntemi yaptık burada. 345 artı 4. Şimdi bu işlemi yaparken basamaklarını ayırma yöntemi yapabiliriz direkt. Bakın burada 5 tane birlik var. Burada 4 tane birlik var. Topladığımızda 9 tane birlik olur. Diğer tarafta da 340 var. 340 ile de 9'u toplayınca 349 olur. Basamaklarına ayırma yöntemi yaptık. 815 ile 5'i toplayacağız. Burada da sayıları parçalama yapalım. 5'i 2 artı 3 diye yazalım. 818 ile 2'yi toplarsak 820 olur. 820 ile de 3'ü topladığımızda 823 olarak işlemin sonucunu buluruz. Sayıları parçalama yöntemi kullandık. 600 ile 30'u toplayalım. Basamaklarını ayıralım. Burada 6 tane yüzlük, burada 3 tane onluk var. Topladığımızda 630 olur. Evet, basamaklarına ayırma yöntemi yaptık. 50 ile 400'ü toplayalım. Burada 5 tane onluk, burada 4 tane yüzlük var. Topladığımızda 450 olur. Burada da gene basamaklarına ayırma yöntemini kullanmış olduk. 70. sayfa yapalım. 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulalım. 265 ile bir sayı toplanmış, 678 olmuş. 5 ile 3'ü toplarsak 8 olur. 6 ile 1'i toplarsak 7 olur. 4 ile de 2'yi toplarsak 6 olur. Buradaki sayı 213'tür. Burada da 189 ile bir sayı toplanmış, 578 olmuş. Şimdi 9 ile 9'u toplarsak 18 olur. 18'in 8'i elde var 1. 1 ile 8'i toplarsak 9 olur. Sonra 8 ile de topladığımızda 17 olur. 17'nin 7'si elde var 1. 1, 1 daha 2. Burayı da 3 yazdığımızda toplamı 5 olur. Buradaki sayı 389'dur. Burada 576 ile bir sayı toplanmış, 917 olmuş. 6 ile 1'i toplarsak 7. 7 ile 4'ü toplarsak 11 olur. 11'in 1'i elde var 1. 1 ile 5'i toplarsak 6. Buraya da 3 yazarsak 3 ile 6'nın toplamında 9 olur. Burada verilmeyen sayı 341'dir. 149 ile bir sayı toplanmış, 755 olmuş. 9 ile biz 6'yı toplarsak 15 buluruz. 15'in 5'i elde var. 1.
1, 4 ve 0'ı toplarsak 5 olur. Buraya 0 yazalım. Sonra 1 ile 6'yı toplarsak da 7 olur. Burada verilmeyen sayı 606'dır. 605 ile bir sayı toplanmış, 897 bulunmuş. 5 ile 2'yi toplarsak 7 olur. 0 ile 9'u toplarsak 9 olur. 6 ile de 2'yi toplarsak 8 olur. Burada verilmeyen sayı 292'dir. Burada da 69 ile bir sayı toplanmış, 570 olmuş. 570'ten 69'u çıkarırsak direkt 501 buluruz. 501 ile 69'u toplamı 570 olur. Burada da 327 ile bir sayı toplanmış, 805 olmuş. Şimdi 7 ile 8'i toplarsak 15 olur. 15'in 5'i elde var 1. 2 ile 8'i toplarsak, 2 ile 7'yi toplarsak 9. 1 de elde vardı, 10 yapar. Onun 0'ı elde var 1. 3 ile 1'i toplarsak 4. Buraya da 4 yazdığımızda 4, 4 daha 8 yapar. Burada da 506 ile bir sayı toplanmış. 892 bulunmuş. Birler basamağına 6 yazmalıyız. 6, 6 daha 12 olur. 12'nin 2'si elde var 1. Sonra burada 0 var. Buraya da 8 yazmalıyız. Çünkü 8, 0 daha 8 yapar. 1 de elde vardı 9. Buraya da 3 yazdığımızda 3 ile 5'in toplamı 8 olur. 2. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz. 235 ile bir sayı toplanmış, 363 olmuş. Birler basamağı 8 olmalı. Çünkü 5 ile 8'i toplarsak 13 olur. 13'ün 3'ü elde var 1. Bu onlar basamağı 2 olmalı. Çünkü 3, 1 ve 2'yi toplayınca 6 olur. 1 ile yüzler basamağı da 1 olmalı. Sonra 363 ile bir sayı toplanmış, 589 olmuş. Şuradaki sayıyı bulacağız şimdi. Birler basamağı 6 olmalıdır. 3 ile 6'yı toplayınca 9 yapar. Burası 2 olmalıdır. 6 ile 2'yi topladığımızda 8 yapar. Burası da 2 olmalıdır. 3 ile 2'yi topladığımızda 5 yapar. Şimdi şurayı bulalım. 157 ile bir sayı toplanmış. 226 olmuş. Şimdi bu 9 olmalı birler basamağı. Çünkü 7, 9 daha 16 yapar. 16'nın 6'sı elde var. 1. Sonra 1, 5 daha 6 yapar. Buraya da 6 koyarız. Çünkü toplamı 12 olmuş. 12'nin 2'si elde var. 1. Burasının da 0 olması lazım. Yani bu sayı 69 olacak. Evet, boş yerlere gelmesi gereken sayılar 128 ve 69'dur. Bunları bulmuş olduk. 3. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulalım. 205 ile bir sayı toplanmış, 861 olmuş. Şimdi burasının 6 olması lazım. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. Buraya 5 yazmalıyız. Çünkü 5, 1 daha 6 yapar. Buraya da 6 yazmalıyız. Şimdi burası 656'ymış. O zaman şurası 9 olacak. 9, 7 daha 16 yapar. 16'nın 6'sı elde var 1. Şimdi burası 6 olacak. 6, 8 daha 14. 1 de elde vardı 15. 15'in 5'i elde var 1. Burası da 2 olacak. 2, 3 daha 5 elde var 1. 6 olur. Burası 269'muş. Şimdi burası 1 olacak. 1 ile 8'in toplamı 9. Burası 4 olacak. 4, 2 daha 6. Burası 0 olacak. Burası da 1 olacak. 1, 1 daha 2. Burası 141'miş. Şimdi bunun 6 olması lazım. Çünkü 6, 5 daha 11 yapar. 11'in 1'i elde var 1. Burasının da 7 olması lazım. 7, 6 daha 13. 1 de elde 14. Evet, burası 76. Şimdi bunun 9 olması lazım. 9, 7 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. Bunun da 4 olması lazım. 4, 2 daha 6. 1 de elde vardı. 7 yapar. 4. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulalım. Şimdi 5 ile 3'ü toplarsak 8 olur. Şimdi burada da 8 ile 7'yi toplarsak 15 olur. 15'in 5'i elde var 1. 1, 2 ve 5'i toplayınca 8 olur. Şimdi burada 3 ile 8 toplanınca 11 olur. 11'in 1'i elde var 1. 1, 7 ve 1'i topladığımızda 9 olur. Buraya da 3 yazarız. 3 ile 6'nın toplamı 9 yapar. 2 ile 5'i toplayınca 7 yapar. 6 ile 5'i toplayınca 11 olur. 11'in 1'i elde var 1. 1, 3 ve 1'i topladığımızda da 5 buluruz. 3, 6 daha 9 yapar. 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 5 ve 1'i topladığımızda da 7 olur. Şuradan devam edelim. 9 ile 8'i toplarsak 17 yapar. 17'nin 7'si elde var 1. 1, 2 ve 4'ü topladığımızda 7 olur. 1 ile 4'ü topladığımızda da 5 olur. Bakın bunu 5 bulduk, bunu 4 bulduk, bunu da 8 bulduk. 5 ile 7'yi topladığımızda 12 olur. 12'nin 2'si elde var 1. 1, 2 ve 6'yı topladığımızda 9 olur. 3 ile 4'ü topladığımızda da 7 olur. Buraya 2, buraya 6, buraya da 3 yazalım.
Şimdi burası 3 olmalı. 3 ile 9'u topladığımızda 12 olur. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 6 ve 4'ü topladığımızda 11 olur. 11'in biri elde var. 1. 1, 2 ve 6'yı topladığımızda da 9 olur. Bu sayı 6, bu sayı 3, bu sayı da 1 olmalıdır. 73. sayfa yapalım. Aşağıdaki problemi defterimize çözelim. Bir çiçekçi bir haftada 145 gül satmıştır. Aynı hafta güllerden 37 fazla da karanfil satmıştır. Çiçekçi bir haftada toplam kaç adet çiçek satmıştır? Önce karanfilleri bulalım. 145 ile 37'yi toplayalım. 5, 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 4 ve 3'ü toplarsak 8 olur. Burası da 1. Evet, bu hafta 145 tane gül, 182 tane de karanfil satmış. Toplam çiçek sayısı ise 5, 2 daha 7. 4, 8 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 1 ve 1'i topladığımızda da 3 buluruz. Bu çiçekçi toplam 327 tane çiçek satmıştır. 74. Bölüm değerlendirme 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. Toplama işlemlerini yaparak bulduğunuz işlem sonuçları ile tahminlerinizi karşılaştırınız. 428 artı 255. Önce tahmin yapalım. Bunları en yakın onluğa yuvarlayalım. 428, 430 olur. 255, 260 olur. Bunları topladığımızda 690 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu yapalım. 428 ve 255. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 2 ve 5'i toplarsak 8 olur. 4, 2 daha 6 olur. Aradaki fark ise 7'dir. 524 ile 318'i toplayacağız. 524'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 520 olur. 318'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 320 olur. Topladığımızda 840 buluruz. Şimdi işlemin sonucunu yapalım. 524 ile 318'i toplayalım. 4, 8 daha 12 yapar. 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 2 ve 1'i topladığımızda 4 olur. 5, 3 daha 8 yapar. Aradaki fark ise 2'dir. 2. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. İşlemleri yaparken kullandığınız yöntemleri noktalı yerlere yazınız. Burada yuvarlama yöntemi yapalım. 62 ile 8'i toplarsak 70 olur. 70 ile 18'i toplarsak 88 olur. Şimdi 62'ye 8 ilave etmiştik. 88'den de 8'i çıkarırsak sonucu 80 buluruz. Kullandığımız yöntem yuvarlama yöntemi. 25 artı 37. Burada sayıyı parçalama yapalım. 37'yi arkadaşlar 5 artı 32 diye yazalım. 25 ile 5'i toplarsak 30 olur. 30 ile de 32'yi toplarsak 62 buluruz. Sayıyı parçalama yöntemi yapmış olduk. 453 artı 6. Burada da basamaklarını ayırma yapalım. Şimdi burada 450 ile 3 var. Burada da 6 var. 3 ile 6'yı toplarsak 9 olur. 450 ile de 9'u toplarsak 459 buluruz. Basamaklarına ayırma yöntemi yaptık. 300 ile 50'yi toplayacağız. Burada da basamaklarını ayıralım. Burada 3 tane yüzlük, burada 5 tane onluk var. Topladığımızda 350 olur. Basamaklarına ayırma yöntemi yapmış olduk. Burada da 4 tane onluk, 8 tane yüzlük var. Topladığımızda 840 olur. Burada da gene basamaklarına ayırma yöntemi yapmış olduk. 3. Aşağıdaki işlemlerin doğru mu yanlış mı olduklarını zihinden kontrol ederek altlarına yazınız. Yanlış olanların doğru sonuçlarını uygun yöntemlerle bularak doğru sonuç bölümüne yazınız. 44 artı 27 toplanmış 72 bulunmuş. Yanlış olmuş. 44 ile 27 toplanınca doğrusu 71 olur. 72 olmaz. 683 ile 3 toplanmış 696 olmuş. Bu da yanlış yapılmış. Çünkü burada 3 tane birlik var. Burada da 3 tane birlik var. Toplam 6 birlik var. Ama şurada 8 ya. Normalde burası da 8 olması lazım. Yani 8 tane onluk olacaktı. Doğrusu 683 artı 3 eşittir 686'dır. Burada da 500'de 70 toplanmış. 570 olmuş. Bu doğru yapılmış. 4. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz. 573'te bir sayı toplanmış. 817 olmuş.
Şimdi burasının 4 olması lazım. 4 3 daha 7 yapar. Burasının ise 4 olması lazım. 4 7 daha 11. 11'in biri elde var. 1. Burasının da arkadaşlar 2 olması gerekli. 244 ile 573'ü toplayınca 817 yapar. Şimdi burasının 5 olması lazım. Çünkü 2 5 daha 7 yapar. Burasının 9 olması lazım. 4 9 daha 13 olur. 13'ün 3'ü elde var. 1. Burasının da 1 olması gerekli. 123 ile bir sayı toplanmış. 462 olmuş. Şimdi bunun 9 olması lazım. Çünkü 3 9 daha 12 yapar. 12'nin 2'si elde var. 1. 1, 2 ve 3'ü topladığımızda 6 olur. Buraya da 3 yazarsak 1 ile 3'ün toplamı 4 yapar. Şimdi buraya 5 yazmalıyız. Çünkü 5 5 daha 10 olur. 10'un 0'ı elde var. 1. Buraya 9 yazmalıyız. 1, 9 ve 0'ı toplanınca 10 olur. 10'un 0'ı elde var. 1. Buraya da arkadaşlar 2 yazmalıyız. Çünkü 1, 2 ve 6'yı topladığımızda 9 olur. Şimdi 4 ile 2'yi toplarsak 6 olur. 1 ile 4'ü toplarsak 5 olur. 3 ile 3'ü toplarsak 6 olur. 246 ile bir sayı toplanmış. 728 olmuş. Bu sayıyı bulmak için 728'den 246'yı çıkaralım. 8'den 6 çıkınca 2 kalır. 12'den 4 çıkınca 8 kalır. 6'dan 2 çıkınca da 4 kalır. Kontrol edelim. 6, 2 daha 8, 4, 8 daha 12. 12'nin 2'si elde var. 1. 1, 2 ve 4'ü toplayınca 7 buluruz. Burada da bir sayıyla 723 toplanmış. 947 olmuş. Şimdi birler basamağı 4 olmalı bir kere. Onlar basamağı 2 olmalı. Yüzler basamağı da 2 olmalı. 4, 3 daha 7. 2, 2 daha 4. 2, 7 daha 9 yapıyor. Burada da 172 ile bir sayı toplanmış. 628 olmuş. Birler basamağı 6 olmalı. Burasının da 5 olması lazım. Çünkü 7 5 daha 12 yapar. 12'nin ikisi elde var. 1. Bunun da 4 olması lazım. 1, 4 ve 1'i topladığımızda 6 yapar. 5. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz. 2 ile 5'in toplamı 7'ye eşittir. 4 ile 5'in toplamı 9 yapar. 1, 2 daha 3 olur. 1 ile 5'i topladığımızda 6 olur. 3 ile 8'i topladığımızda 11 olur. 11'in biri elde var. 1. Buraya da 4 yazmalıyız. Çünkü 1, 4 ve 3'ü topladığımızda 8 olur. 4, 8 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 2 ve 7'yi topladığımızda 10 olur. 10'un 0'ı elde var. 1. Buraya da 2 yazmalıyız. 1, 2 ve 5'i topladığımızda 8 olur. 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 1, 4 ve 2'yi topladığımızda 7 olur. 1 ile de 6'yı toplayınca 7 olur. Boşluklara gelmesi gereken rakamları bulmuş olduk. 6. Aşağıdaki piramitlerde verilmeyen sayıları aşağıdan yukarıya toplama işlemi yaparak bulunuz. 23 ile 26'yı topladığımızda 49 olur. Şimdi 26 ile hangi sayıyı toplarsak 91 olur. 91'den 26'yı çıkarırsak 65 buluruz. 65 ile 72'yi toplarsak 137 buluruz. 137 ile 91'i topladığımızda 228 olur. 228 ile de 140'ı topladığımızda 368 buluruz. 19 ile 7'yi toplarsak 26 yapar. 43 ile de 36'yı toplarsak 79 olur. 19'da da 36'yı toplarsak 55 olur. 55 ile 26'yı topladığımızda 81 olur. 81 ile de 134'ü topladığımızda 215'e eşit olur. 7. Semih Bey 36 yaşındadır. Semih Bey 18 yıl sonra kaç yaşında olur? 36 ile 18'i toplayalım. 6, 8 daha 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 3 ve 1'i toplarsak da 5 olur. Semih Bey 18 yıl sonra 54 yaşında olur. 8. Can ile Atakan iki kardeştir. Can 7 yaşında, Atakan 18 yaşındadır. 8 yıl sonra iki kardeşin yaşları toplamı kaç olur? Can 7 yaşında, 8 yıl sonraki yaşı 7 artı 8, 15 olur. Atakan 18 yaşında, 8 yıl sonraki yaşı 18 artı 8, 26 olur. 8 yıl sonra bu ikisinin yaşları toplamı 15 artı 26. 5, 6 daha 11, 11'in biri elde var. 1, 1, 1 ve 2'yi toplarsak 4 buluruz. Bu iki kardeşin yaşı 41 olur 8 yıl sonra. 9. 3 toplananlı bir toplama işleminde toplam 869'dur. Birinci toplanan 275, ikinci toplanan 324 ise üçüncü toplanan kaçtır?
Birinci toplanan ile ikinci toplananı toplayalım. 375 artı 275 artı 324. 5, 4 daha 9, 7, 2 daha 9, 2, 3 daha 5. Üçünün toplamı 869'du. 869'dan 599'u çıkaralım. 9'dan 9 çıktı 0. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıkınca 7 kalır. 7'den 5 çıkınca da 2 kalır. Üçüncü toplanan 270'tir. 10. Okulumuzda 325 erkek öğrenci, erkek öğrencilerinden 37 fazla kız öğrenci vardır. Okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır? Önce kız öğrencilerin sayısını bulalım. 325 ile 37'yi toplayalım. 5 ile 7'yi toplarsak 12 olur. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 2 ve 3'ü toplarsak 6 olur. Burası da 3. Toplam öğrenci sayısını bulmak için kızlarla erkeklerin sayısını toplayalım. 5, 2 daha 7, 2, 6 daha 8, 3, 3 daha 6. Bu okulda toplam 687 tane öğrenci vardır. 11. Görsellerle ilgili verilerden yararlanarak toplama işlemi gerektiren problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri defterinize yazıp çözünüz. Evet. Müge, çanta, etek, ayakkabı ve şapka almıştır. Toplam tutar kaç liradır? Evet, bu ürünlerin fiyatlarını toplayalım. 135, 38, 63 ve 25. 5, 8, 3 ve 5'i topladığımızda 21 olur. 21'in biri elde var. 2. 2, 3, 3, 6 ve 2'yi topladığımızda 16 olur. 16'nın 6'sı elde var. 1, 1 ile de 1'i topladığımızda 2 buluruz. Evet, toplam tutar 261 liradır.